Rusya'nın kıtalar arası Sarmat füzesinin test sırasında infilak ettiği ortaya çıktı. Uydu görüntülerine göre testin yapıldığı üste 60 metre genişliğinde krater oluştu. 2017 yılı. Sarmat müthiş bir silah. Özellikleri nedeniyle hiçbir sistem, hatta gelecekteki füze savunma sistemleri bile onu yenemez. Putin, Sarmat yenilmez demişti. Ancak Rusya'nın süper silahı test sırasında infilak etti. İddia Amerikan Maxar şirketinin 21 Eylül'de çektiği uydu görüntüsüne dayandırılıyor. Buna göre Rusya'nın kıtalar arası balistik füzesi Sarmat, test fırlatması sırasında felaket niteliğinde bir arıza yaşadı, infilak etti. Yerde 60 metre genişliğinde çukur meydana geldi. Kazanın nasıl meydana geldiği ya da füzenin neden patladığı gizemini koruyor. Sarmat'ın fırlatma sırasında mı arızalandığı, yoksa kazanın yakıt ikmali sırasında mı yaşandığı bilinmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yapmadı. Uzmanlara göre fırlatma rampasının içinde ve çevresindeki hasar, füzenin ateşlemeden veya fırlatmadan kısa bir süre sonra patladığı ihtimalini güçlendiriyor. Batı'da Şeytan 2 kod adıyla bilinen Sarmat füzesi 35 metre uzunluğunda ve 18 bin kilometre menzile sahip. Aslında 2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanıyordu. Ancak süreç defalarca ertelendi. Bazı analistler Sarmat'ın üst üste dördüncü testte başarısız olduğuna dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise silahı tanıtırken sonsuz menzili olduğunu söyleyip hiçbir savunma sisteminin Sarmat'ı etkisiz hale getiremeyeceğini savunmuştu.